ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري يحلل عقدة من رسالي يفقه قولي. Zannediyorum içinizde en ihtiyarı benim. Ama aynı zamanda en genciniz de benim. Çünkü bu Buharilerle, Müslimlerle hala meşgul olmaya çalışan, onları anlamaya çalışan bir talebeyim. Yani içinizde gördüğüm zaman hanımlarımızı falan gözlerim yaşarıyor. Ben fakülteye geldiğimde bizim sınıfta 3 kız vardı. Daha sonra kızlarımız çoğaldı. Ve fakültede ben ders veriyorken ön sırayı işgal ederlerdi. Ama hanım kızlarımızdan bazıları bir gün geldiler benim odama. Hocam dediler, verdiğin dersler çok iyi ama bizim bir derdimiz var, talebimiz var. Buyurun dedim. Şimdi bu arkaya oturan erkek arkadaşları kendilerine takılıyorlarmış hep. Sizin ne işiniz var burada? Gidin evinizde yemek pişirin, çamaşır yıkayın, şu edin bu edin. Ne olur dediler bana, bize İslam hanımı hakkında dersler verseniz. Hay hay dedim, hem ben öğrenirim hem de size faydalı bir şeyler anlatmaya çalışırım dedim. Ve verdiğim dersin dosyasını kapatıp hanımlarla meşgul olan, dolduran, dosyayı dolduran bilgilere başvurmaya başladım. Ve hakikaten pek çok şey öğrendim. Ve bugün öğrendiğim şeylerle şu neticeye vardım ki, eğer hanımlarımız da en azından erkeklerimiz kadar bu dine sahip çıkmazlarsa İslam dünyasının geleceğinden bahsetmek mümkün değildir. Onun için çok rica ediyorum. Hanım kızlarımız bilhassa akademik sahada ilmi araştırmalara eğilsinler ve kendi meselelerini bize öğretmeye çalışsınlar. O rütbeye erişecek bir ilim ordusu meydana getirsinler. Çünkü bunları niçin söylüyorum? Okkanın altında kalan hep hanımlarımız olmuş şimdiye kadar. Onların dertlerine çare bulan alimlerimiz pek çıkmamış maalesef. Ve bunun ceremesini biz hala çekiyoruz. O eksikliğin hala ızdırabı içindeyiz. Tekrar tekrar istirham ediyorum. Çok şükür erkeklerden daha çok belki hanımlarımız var burada. Onlar bu ilmi sahada da bizi irşad edecek seviyeyi muhakkak yakalasınlar. Çünkü biz hanımlarımızı İslam kültür tarihini tetkik ediyorken ne olarak gördük? Erkekleri önlerinde oturtup ders veren hanımlar var İslam dünyasında. Kerime binti Ahmet isimli bir allame hanım, muhaddis, Hatibi Bağdadi hacca gittiğinde kendisine 5 günde Buhari'yi okutmuş arkadaşlar ya. Bu hanım okutuyor Buhari'yi Hatibi Bağdadi gibi bir allameye. İkisi de bekar. İkisi de evlenmemişler mesela. Sesimiz haram falan diye düşünmemişler hiçbir zaman. Bugün 21. asrın Türkiye'sinde kitap yazan adamlar hanım sesi haramdır diye fetva veriyorlar. Allah'tan korkun. Bu cehaletle nereye varacağız biz? Edebül Müfret de, El Edebül Müfret de Buhari'nin okumuştum da. Hazreti Ayşe validemizin hizmetinde bulunan gene Ayşe binti Talha var. Meşhur sahabi Talha, İmam Talha'nın kızı. Hiç yüzünü kapatmamış. Katibeliğini yapıyor. Hazreti Ayşe okurmuş da yazması biraz zayıfmış.
Diyor ki kaynak, İslam dünyasının muhtelif yerlerinden Hazreti Ayşe'ye bilgi sorarlardı. Bu Ayşe'ye yazdırırdı ve gönderirdi diyor rivayette. Bakın mektuplaşmayın, mektupla eğitimin ilk tatbikatını yapanlar Hazreti Ayşe ve öteki küçük Ayşe ismiyle mücessem hanımlarımız olmuş. Erkeklere çok şeyler öğretmişler. Ama hanımları gördüğüm zaman bunları söylemekten kendimi alamadım. Emma diyeceksiniz, daha birinci asrın sonunda Matar İbnül Varrak isimli meşhur bir tabi-i alim var. Kitabında diyor ki, Peygamber Efendimizin zamanında hanımlar erkeklere selam verirlerdi. Onlarla beraber otururlar, yemek yerlerdi. İşte bayram namazına, cuma namazına şuraya buraya giderlerdi. Emma diyor günümüzde, hanımın bir parmağı mahremdir diyor. Hanımı o hale getirmişiz bir asır içinde. Bu zulümden kurtulabilmemizin tek yolu, tekrar tekrar söylediğim gibi, bizzat meseleleri ele alan hanımlarımız olacaktır. Kabul mü? Bana sayın başkanlarımız bir vazife verdiler. İmam-ı Buhari'den bahseder misin hocam? Vallahi İmam-ı Buhari baştan sona sahihi ilk defa okudum. Baştan sona okudum. Hala okuma ihtiyacı içindeyim. Bitecek bir kaynak değil. Nasıl bitecek bu? Ancak diyorum bir ümidim var. Cenab-ı Hak bizi ahirette onlarla komşu ederse öğreniriz, bitiririz onların ilimlerini diyorum. Bildiğiniz gibi İslamiyet ilimle ayakta duran bir din. Onun iki temel kaynağı var. Bir kitabımız, bir de peygamberimiz. Kitabımız sabit, değişmemiş. Nesilden nesle hala okunuyor. Ama hadis kültürü, sünnet kültürü böyle değil. Bunun kaybolmaması için Peygamber Efendimiz'in ilk büyük arkadaşları gayret sarf etmişler ve unutabilecekleri ihtimaline binaen Peygamberimiz'den duydukları pek çok meseleyi yazmaya başlamışlar. Yazmışlar, onların yazdıkları defterlere biz sahife diyoruz şimdi. Bu kitabın bir tek sahifesi manasında değil, küçük defter manasında, hadis defterleri. O defterler birinci asrın sonlarında büyümeye başlamış. Kitaplar haline gelmeye başlamış ve 6. asırda yüzlerce cildi bulan, yüz binlerce hadis ihtiva eden kitaplar ortaya çıkmaya başlamış. Biz bunların altından daha kalkacak durumda değiliz. O yazılmış olan o kitapları da bilmiyoruz. Bize intikal etmemiş onlara. Ama elimizde bulunan kitapları bile okuyup da hazmedebilecek, onları ilmiyen değerlendirebilecek safhaya da ulaşamadık hala. Bu çok zor bir iştir. İslam dünyasının ilk asrından itibaren kitaplar yazılmaya başlanıyor, hala da yazılıyor. Biz bu ulemamızın yazdığı eserlerin ancak %10'unu falan ancak elde edebildik. Gerisi hala mahzenlerde çürümüş. Niçin çürüyormuş? Tek tek bulunmaya başladı çok şükür. Çünkü İslamiyet'in hususiyetine, İslam bir dünyevi dindir. Uhrevi din değil, dünyevi dindir. Hocam bu ne biçim iş ya? Namazda mı dünyevi bir iş, oruçta mı dünyevi iş? Dedi bir arkadaş sordu. Evet dedim ben. Allah bu ibadetleri bize emretmiş,
ahirete Allah'ın istediği gibi adam olarak gidelim diye. Biz bunları nerede yapacağız dedim, bu dünyada. Ahirette namaz var mı arkadaş? Yok. Ahirette yoksa bu dünyevi bir iştir. Dünyada var namaz. Oruç var mı ahirette? Yok. Hac var mı? Yok. Zekat var mı? Yok. Peki bunlar neyin nerede oluyor? Hep dünyada. Dünyada olan iş dünyevidir. Dünyaya mahsustur. İşte bu yüzden dolayıdır ki İslam dini dünyanın meselelerini, dünyada yaşayan insanları Allah'a yaraşır insan haline getirmek için vaz edilmiş bir dindir. Bu çerçevede mütalaa ettiğimiz zaman dünyadaki hiçbir işin İslam'ın dışında olması mümkün değildir. E peki bu meselelerin hallini biz nerede bulacağız? Bu kitaplarımızda bulacağız. Ama bu kitapları okuyorken Hoca Efendi diyorlar, bizim hiç aklımızın ermediği, kabul etmediği şeyler var bir sürü. Evet var. O var olanları temizleyerek sen gene dünyevi bir İslamiyeti yaşatacaksın. Bunu yapabilmek için de tenkit kafasına sahip ilim adamlarına ihtiyacımız var. Buhari iyi bize İmam-ı Buhari'yi ne diye tanıttılar hocalarımız? Bunların yazdıkları kitaplarda hiçbir yanlış yoktur. Hiçbir hata yoktur. Hepsi sahihtir dediler. Biz de öyle öğrendik önce. Ama daha sonraları İslam alimlerinin bu kaynaklarımıza yaptıkları çalışmaları, şerhleri okuduğumuz zaman gördük ki iş öyle değildi. Pekala da hem Buhari'de hem Müslim'de ki bu iki kitap İslam sünnet tarihinin en değerli kitaplarıdır. Hala da öyledir. Gene yanlışlar olabiliyor. Gene eksik yerler olabiliyor. Gene hatalar olabiliyor. Çünkü pek çok alimimizin dediği gibi hatadan münezzeh olan tek varlık Cenab-ı Hak'tır. Onun dışında bütün insanlar hata yapabilirler. İster imam ol, ister ne olursan ol. Bu çerçevede meselelere yaklaştığımız zaman her alemimiz, her muhaddis alemimiz kendi kitabını mutlak doğru olarak göstermemiş. Kendi bulduğu imkanlarla en sahihlerini derleyip kitabına koymuş ve bize intikal ettirmiş. Allah razı olsun hepsinden. Hepsine medyun-i şükranız bugün için. Ama bu kitaplar bizim elimizde sünni dünyanın diyelim kötü bir sittesi, altı kitabı mevcut hala. Ama bu kitapların içinde zihinlerimizi bulandıran rivayetler de olabiliyor. Niye olmasın? Kendi devirleri için gayet doğru olan bir şey tetkik edildiği zaman başka İslam alimler tarafından tetkik edildiği zaman pekala yanlış olarak tespit edilebiliyor. Şimdi böyle peşin hükümlerden hareket etmek Müslüman ilim dünyasına yakışmazsa bizim fakültelerimiz çoğaldığı zaman dediler hep bunu usulü hadis kitapları yazan hocalarımız bile bu iddiada bulundular. Dediler Buhari'de, Müslim'de ne varsa hepsi sahihtir. Yahu etmeyin kılmayın arkadaşlar dedim. Bu şey biraz yankılanıyor derim sesim. İş öyle değil. Neyse bizim bir toplantı yapmışlar İstanbul'da. Hastaydım gidemedim. Bizim Hayri Hoca'yı gönderdik. Hayri Hoca orada kavga çıkarmışlar. Birkaç misal vermiş bize. Mecbur kaldım ve bir makale yazdım. İslam alimlerin Buhari ve Müslim'e yönelttikleri tenkitler diye. Manzur aliniz oldu mu bilmem. Bizim İslamiyat diye bir dergi çıkarıyorduk. Oralarda yayınladık bunları hepsini. Hayır sağ olsunlar bizim gençler, veli bunları kitaplaştırdı. Bu böyle küçük şeyler çıkarıyor. Orayı da aldı.
Burada bakın ben hala notlar dolduruyorum bu makalemle ilgili. Hepsiyle yapıyorum ya o işi. Burada da yazdığım bazı notlar var. Size aktarayım onları diyelim. Şimdi bir defa İmam-ı Buhari kim? İsminden belli Buharalı, Buhara şehrinde doğmuş. Muhammed İbni İsmail. Cetlerini saydığınız zaman bir Bezirbeh diye bir isim geçiyor. Oradan diyorlar ki Acem asıllı. Ama bizim Türkler onu Acemleri vermez, onu Türk yaparlar. İmam-ı Azam'ı yaptıkları gibi, hatta Peygamber Efendimiz yaptıkları gibi. Kavmin hiçbir dahli yok bu işlerde. Mühim olan şahsiyetin kendisidir. O şahsın kendisi. Hiçbir zaman kendisini ben İranlıyım falan dememiştir İmam Buhari. Hiçbir yerinde okumadık, görmedik. Hiçbir İslam alimi de kavminden bahsetmemiştir. Ya bu kavim meselesine girince günümüzde artık bu bir mesele oldu. Adamı bir gün Süfyan İbni Uyeyne, Arap asıllı büyük bir muhaddis allame, bir zat hakkında diyor ki, o da allame bir zat, bunun diyor sahabeden geri kalacak hiçbir yeri yoktu, onların daha üstündü diyor. Bir tek üstünlüğü, farkı Peygamber Efendimizin sahabesi olmamasıdır diyor. Onun dışında bütün sahalarda sahabeden üstündür diyor adam. Kim söylüyor? Süfyan İbni Uyeyne. Kimin hakkında söylüyor? Abdullah İbni Mübarek hakkında. Abdullah İbni Mübarek annesi de Türk, babası da Türk. 118'de doğmuş, 181 Hicri'de vefat etmiş. İmam-ı Hasan'ın talebelerinden. Hiçbir zaman ben Türk'üm, sen Arap'sın. Hiç böyle bir davaları yok adamların. O zamanlar. Bizler çıkardık daha sonra. Gerçek değerlerin sahibi olamadığımız için bu tip tali değerleri prensip haline getirdik. Allah muhafaza buyursun kendimizi. Her neyse, İmam Buhari'nin zamanında sünnet malzemesi çok gelişmişti. Dediğim gibi ilk asırdan itibaren sahabeler başlattılar yazılı hale getirmeye. Daha sonra 1. asrın sonlarında büyük alimler yetişti. Onlar kitaplarla haşır neşir oldular. Kitapları ancak develere taşıtabilecek hale geldiler. Allah rahmet eylesin. İmam-ı Zühri var. Muhammed İbn-i Şihab Zühri. Hanıma şikayet etmiş bir gün. Ey efendi diyor. İkinci bir hanım alman bana şu kitaplardan daha sevimlidir diyor. Ya bizim hanım benim hakkımda ne diyecek acaba? Allah razı olsun kendim. Benim hanım olmasaydı ben bu kitapları okuyamazdım. Hanımlarımız baş tacımızsa. Evet, İmam-ı Buhari, kendi babası da alim, muhaddis bir zat. 194 Hicri'de doğmuşlar. 256'da vefat etmişler. Bu, ben bir miladi olarak da bunu bir çıkarttım da şurada neredeydi o? Evet. 810'da miladi doğuyor. 870'te yani 60 yaşında vefat etmiş. Ama şeyde 62 oluyor Hicri tarihle şey yaparsanız. Ve bu tarih 1183 sene önce vefat ediyor. Yani günümüzden miladi olarak 1197 sene geçmiş İmam-ı Buhari vefat edeli. Hicri olarak 1183 sene geçmiş. Biz 1183 sene ölmüş gitmiş bir allamenin hala ilmine sahip değiliz arkadaşlar. Kolay bir iş değil. Ben dedim hani asistanlığım zamanında başladım. Buhari'yi okuyayım. Buhari'yi okuyuvermek kolay bir iş değil. Hocan yok, şu yok, bu yok. O zaman inanır mısınız? 4 cilt halinde Buhari'nin Fransızca tercümesi vardı. Biz
bizim Türkiye'mizde daha Buhari'nin tam tercümesi yoktu. Elin Fransız müsteşrikleri, William Marsay ve Odas tercümeyi başlamışlar. İkisi ölmüş yarı yolda, öteki tamamlamış. 4 cilt. 1905'lerde daha çıkmış. Yani. Elde ettim. Yani. Kim hediye etmiş onu? Bizim fakültenin ilk dekanı Esat Arsebük. Esat Arsebük kim? Meşhur Mecelle Şarihi Ali Haydar Efendi vardır ya, onun oğlu. Bizim Ankara İlahiyat'ın ilk dekanı. Ben o ilk dekanı göremedim. Ondan sonrakilerin hepsine yetiştim. Şimdi bu zat bizim fakülteye hediye etmiş bu Fransızca nüshayı. Buhari'nin El Cami Sahih'inin tam tercemesidir. Ama hiç Hamidullah hocamıza gelinceye kadar hiçbir alim acaba bunu doğru tercüme ettiler mi, etmediler mi diye merak etmemiş veya ettiyse de bir tenkit yazamamıştır. Ne zaman Hamidullah hoca lütfettiler, bir beşinci cilt çıkardılar. Bu beşinci cilt o dört cildin hatalarını, şeylerini, yanlışlarını düzeltiyor arkadaşlar. Hamidullah hoca yaptı bunu, Allah rahmet eylesin. Sonra bana temin etti bu kitapları, halledettim. Ve o kitabın, o beşinci cildin mukaddimesinde bana bir vazife yüklemişler. Fransızca yazmışlar. Diyor ki, İmam-ı Buhari'nin Cami-i Sahih'i binlerce nüshası var dünyada. Ama kendi elinden çıkma nüshaya henüz ulaşabilmiş değiliz. Kayıptır, yoktur diyor. Talebelerinin yayınladıkları, yazdıkları, çoğalttıkları nüshalar var elimizde. Günümüzde diyor, dünyada en eski iki nüshası var. Bir tanesi yarımdır diyor, eksik. Bir tanesi tamdır diyor. Tam ve en güzel nüshayı Hatipoğlu'nun kütüphanesinde gördüm diyor. Ve onun hakkında bilgi vermeyi de kendisine bırakıyorum diye yazmış mı? Hala bakın o vazifeyi yerine getiremedim mi? Allah rahmet eylesin. İnşallah Allah daha genciz nasılsa yaparız değil mi? Evet, o Fransızca yardımı ile Buhari'yi baştan sona okumaya çalıştım. Öyle ibareler var ki Arapça bakımından senin anlaman mümkün değil. Klasik Arapçanın öyle kelimelerini kullanıyorlar. Ancak bunun hakkından şarihler gelmiş. Kaç tane şerh yazılmış biliyorsunuz. Kimi 10 cilt, kimi 12 cilt, şimdi 30'larda varan ciltler çıktı. Yüzlere varan şerhi var bugün Buhari'nin. Hangi birini okuyacaksın Allah aşkına? Bir insanın altından kalkabileceği bir iş değil bu. Onun için ne yapıyoruz? İhtisas sahibi, Buhari mütehassısları var. İhtisas sahiplerini orada yapmışlar. Onların yaptıkları çalışmaları takip etmeye çalışıyoruz biz de. İşte o şeyleri, o çerçevede çalışıyorken benim de yapabildiğim derecede o şerhlerden Buhari ve Müslim'e yöneltilmiş tenkitleri toplamaya çalıştım. Bu makalemde onlardan misaller verdim. Hepsini söylemedim, yazmadım. Şimdi bakın başlıklarını bile şey yapsam bir fikir verebilir. Şimdi tercüme şeysinden başlıyoruz. Affedersiniz, sizleri görünce benim heyecanımı mazur görün. Kafamda çeşitli şeyler çıkıyor. Onları söylemek istiyorum hemen. Ve sade tarzında çıkabiliyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdi Buhari babasından hadis öğrenmeye başlamış ama 10 yaşındayken daha. 16 yaşında hacca gitmişler. Babasıyla beraber, annesiyle beraber. Annesi babası dönmüş, Buhari dönmemiş. 16 yaşındayken Hicaz'da kalmış ve civar bütün İslam ülkelerini gezerek bu hadisleri toplamaya çalışmış. Kitabında yazacağı hadisleri toplamaya çalışmış. Şimdi devrimizin yüz aklarından bizim Fuat hocamız, Fuat Sezgin Hoca,
bir kitap yazdı biliyorsunuz. Buhari'nin kaynakları. Biz bilirdik ki Buhari hep hafızasından yazmış bunları, hadisleri. İşin aslı öyle değilmiş. Çünkü Buhari rastladığı, hizmetine girdiği veya ziyaret ettiği hocasından şifaen veyahut yazıyor, okuyarak öğreniyor. Bir de o alimin yazdığı kendi kitabı var, onu naklediyor. O kitaplara sahip oluyor, nüshalarını alıyor. Fuat Hoca diyor ki, Buhari'deki bütün kaynakların yazılı kaynakları vardır, Buhari'nin kaynakları. Yani Buhari bunu ezberinden, kafasından yazmış değildir diyor. Bu büyük bir ihtisas sahasıdır. İnşallah gençlerimiz bunları ayrı ayrı tetkik edecek, ortaya çıkaracaklardır. Şimdi bu çerçevede, benim yapabildiğim ölçüde bu rivayetleri kaydediyorken, tabii Buhari'nin kaydettiği rivayetler sadece şeyle ibaret değil, El-Cami-i Sahih'ten ibaret değil, kaç tane kitap yazmış. İlk yazdığı büyük kitap Et-Tarihül Kebir dedikleri sahabe ricali ile ilgili kitaptır. Daha 20 yaşlarındayken bile bu kitabı telif etmeye başlamış. İslam hadis tenkit ilminin en büyük kaynaklarından birisidir. Elhamdülillah ilk defa bunu Hindistan'da, Hyderabad'da bastılar. Bizde var. Getirttirdik oralardan. Daha sonra çok baskıları yapıldı. Sadece Tarih-i Kebir'den ibaret değil yazdığı. Tarih-i Sagir var. Tarih-i Efsat'ı var. Bunlar hep basıldılar. Sonra Edeb-ül Müfred yazdı. Terbiye, İslam terbiyesiyle ilgili kitaplar yazdı. Ama sair hadis alimlerinden bir farkı, İmam Buhari'nin devrinin teolojik meselelerine de el atmış olmasıdır. Yani o devirde biliyorsunuz daha ilk hicri asrın sonlarına doğru İslam dünyasında kelam mezhepleri teşekkül etmeye başladı. Kaderiye, Mürciye gibi, daha sonra Mu'tezile gibi ilim dallarında pek çok allameler yetişti. Bu allamelerin bu hadisleri getirdiği yorumlar ortaya kaplamaya başladı. Bunlarla mücadele etmek de, onlara cevap vermek de İmam-ı Buhari gibi allamelere düştü. Siz Buhari, mesela bugün içinde 97 kitap vardır El-Cami-i Sahih'te. Her biri kitap der, küçük küçük şeyleri de. Kitab-ı imandan, şeyden, vudu'dan, abdestten, niyeden başlar. Bir bakarsın tevhid bölümüne geçer. Orada bakarsın Mu'tezile'ye, değil mi? Mücessime'ye, oralarda hücumlar vardır. Daha sonra mezhep farklılıklarından dolayı fıkhi imamlara karşı bile İmam-ı Buhari'nin yaptığı tenkitleri siz bu camiyi sahihte bulabilirsiniz. Şimdi aklıma gelmişken hemen bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bir tefsir yazıldı biliyorsunuz. Yazdırıldı. Bizim Elmalı Hamd Efendi merhuma. Bir de hadisten bir kaynak çıkaralım teklifinde bulunuldu devlet tarafından. Onu da Ahmet Naim merhuma verdiler. Ahmet Naim merhum Et-Tecrid-ü Sarih isimli kitabı tercüme etmekte buldu çözüm şeklini. Et-Tecrid-ü Sarih nedir? Zeynettin Ahmet ismi büyük bir alimin yazdığı kitaptır. Yani Buhari'yi özetlemiş hemen hemen. Bütün bablar var da iki kitabı eksiktir orada. Kitabül İkrah ile Kitabül Hıyel babı, babları kitap diyoruz biz onlara. 81 ve 82. kitaplar mı nedir? Diyanetimizin de neşrettiği bu Tecrid-i Sarih'te yoktur. Yoktur. Biliyor muydunuz bilmiyorum. Bu kitaplar yoktur. Niçin yoktur? Ben merak ettim. Ve o şeyi, hani Buhari'yi okuyorum ya dedim baştan sonra. Oralara geldiğim zaman elimdeki metin İstanbul'da
Hacı Zihni Efendi'nin tasihinden geçmiş olan, İstanbul'da basılmış olan Buhari'nin nüshası. O sıraya geldiğim zaman orada İmam-ı Buhari metodu şudur, biliyorsunuz. İmam-ı Buhari'nin hadislere geçmeden baş tarafa yazdığı bir mukaddime dediğimiz, kendisi tercüme der oraya, bir bahis vardır. Orada özetler, kendi görüşlerini, hem akidevi olsun hem fıkhi olsun, görüşlerini oralarda özetler, kısaca yazar. Ve bu bölümlere geldiğim zaman mesela der ki, ve kâle ba'dun nas. Bu ba'd kelimesi bazen birileri olur, bazen birisi olur. Birisi şöyle dedi. Şimdi o birisi dediği zatın kim olduğunu şairler gayet iyi bilirler. Kitabul İkra'ın bir yerinde bakın kime itiraz ediyor İmam-ı Buhari. İmam-ı Azam'a. İmam-ı Azam kendi fıkhi görüşü içinde mükrehin talakını caiz görür. Boş şeysin talakını ve nikahını. Mükreh dediğimiz kimdir? Zorla bir şey yaptırılan kimse. Şimdi ben misal verdim. Mesela bir eşkıya çık gelmiş, eve dalmış. Bana diyor ki, boşa ölen karıyı, affedersin. Eşkıya da daha başka konuşacak değil ya bana, başka üslupla. Ben de ölüm korkusuna boş olsun dedim mi, hanım gitti. Hanım boşandı. Alır gider hanıma. Hanefi mezhebinin fıkhı hükmü budur. Ama İmam Şafii bunu kabul etmez mesela. Mükrehin nikahı, talakı caiz değildir der. Şimdi bazen İmam-ı Buhari'ye Şafii mezhep derler, Şafiiül mezhep derler ya, buralardan dayandırıyorlar. Halbuki kendisinin, kendisi ifadesiyle beyan ettiği hiçbir mezhebi yok. Onun mezhebi kitap ve sünnetten çıkarılmış olan hükümlerdir. Kendisi fakihtir aynı zamanda. Şimdi şey buna itiraz ediyor burada. İmam-ı Buhari şeye, İmam-ı Azam'a itiraz ediyor. Ve kâle ba'dun nas diyerek terbiyesi müsaade etmiyor. İsmini kullanmaya bakın. Hürmete bakın adamlarda. Ama diyelim bizim bu sahihimiz Hacı Zihni Efendi hiç durur mu? Bu terbiyeyi gösterir mi? Göstermiyor. Sanki o kenarında haşiyede demiş, diyor ki, Türkçesini şey yapayım, sen kim oluyorsun İmam-ı Azam'a karşı çıkacak diyor Buhari'ye. Her fıkıh imamı senin gibisinin kaç tanesinin bedeldir diyor. Bakın bakın, Buhari'ye karşı bu lafı söylüyor Hacı Zeyn Efendimiz. Hani Nimet-i İslam kitapları vardır ya elimizde. Onun sahibi, onun müellif olan alim bir zat, Osmanlı'nın en büyük alimlerinden son devir. Nimet-i İslam hala basılıyor bakın. Ben de gençlik hevesiyle, ya dedim ya sen kim oluyorsun dedim, Buhari karşı çıkacak İmam şeye, Hacı Zeyn Efendi o zaman. Haşa, Allah rahmet eylesin, hepsi büyük hizmetler edip gittiler de D'nin arkasında gelecek bir lafımız var. Her şeyin başında doğruyu ifade etmek Müslüman ahlakının icabıdır. Her Müslüman, her alim hata yapabilir. İster imam olsun, ister ne olursa olsun. Fakat bizim en büyük zaaflarımızdan birisi nedir arkadaşlar? Bizde tenkit şuuru gelişmemiştir. Yani biz bir büyük alimin kitabını okuduğumuz zaman ne diyoruz? Bunun yazdığı her şey doğrudur. Bunun yanlış olamaz diyoruz. Yahu olur mu öyle şey? Eğer öyle bir şey olsaydı pek çok mezhep çıkmazdı ortaya. Pek çok muhalifi çıkmazdı. Fakat bizim alimlerimiz de bu tenkit şuuru gelişmediği için kitaplarımızda yanlıştan geçilmez. Ve maalesef, maalesef Türkiye'mizde yayınlanmış olan kitapların da ilmi bir tenkidini
başta Diyanet İşleri olmak üzere yapan zatları ben tanımıyorum. Yapmamışlardır hiç. Bir tek ben bir misal verdim. Hala kitaplarda yazılıdır o. Ya affedersiniz hocam, ben kaç dakika konuşacaktım? Doktor bir saat dedi bana. Ha? Estağfurullah. Estağfurullah. Yok, gözünü seveyim, dur. Saati bakayım, söylemiyorsun sen. Benim saat 18:47 diyor ha. Yarım saat mi olmuştu? Yok yok, daha çok olmuştu. Şimdi böyle yaşlı adamlardan hatıra dinlemek de iyi olur bazen. Çünkü başta hocam beni biraz hayatımı anlatıyorken ifade buyurdular. Babamdan biz doğru dürüst bir ders göremedik. Çünkü devrin imkanları, havası ona müsait değildi. Çok şeyler çekmiş babam, rahmetli Hatip hocam. O yüzden abim bizimle meşgul oldu, Hasan abi. Bari bu çocuk bu zahmetleri çekmesin diye beni yeni açılmış olan Burdur'da sanat, erkek sanat okuluna gönderdi. Mühendis yapacaktı. 44-45 devresinde. Ben oraya gittim mühendis olmak üzere. İşte 23 Ekim 45'te vefat etti. Babam, hadi kitaplar ne olacak? Sen oku dediler bana. Seni şeye gönderelim. Eser'e. Başka okuyacak, gidecek bir fakülte yok. Fakültede. Türkiye'de. Ömer Rıza Doğrul merhum vardı. Mehmet Akif'in damadıdır. Bizim Burdurlu. O Kahire'de doğmuş. Sonra Burdur'a gelmiş. Babamla tanışmışlar. Hayran olmuş babama. Ona bir mektup yazmışlar. 40 sene sonra buldum o mektubu, okudum. Ona teklif ediyorlar. Bu Mehmet'i Eser'e göndereceğiz. Dedi, senin şeyin, görüşün ne? Cevap kısaca, göndermeyin şimdi diyor. Eser Şeyhi, ki Mustafa Abdurrazık isimli, Sorbon'da doktora yapmış bir alimdir. O zaman Eser'in şeyhi oymuş. Benim çok yakın arkadaşım diyor. Mehmet diyor, ortayı, liseyi burada okusun. Gerisini ben tekefül ediyorum diyor. Biz de o gayeyle sanat okuluna ikinci sınıfa iftiharlı geçmiştim. Bıraktım, orta birden tekrar başladım. İkiyi almadılar, dersler farklı diye. Bugün bedelli askerlik diye, hani Burdur'a gidenlerimiz vardır ya, onların o askerlik yaptığı yer bizim okulumuzdu. Evet, neler geldi geçti. Her neyse, lisenin sonlarına doğru Antalya'ya naklettik. Ramazan gelmiş. Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhin o büyük İslam ilmi hali yeni çıkmış. Açtım orayı, Ramazan'la ilgili bir yerler okuyayım dedim. Orucu bozan durumlar nedir? Okuyorum ha. Bir kimse, oruçlu bir kimse unutarak bir şey yer içerse orucu bozulmaz diyor. Amenna. Benim de başımdan geçti. Oruç tutmaya heveslendim de elma yiyivermişim. Anneme ağlayarak gittim, orucum gitti diye. Oğlum dedi, sen bilerek mi yedin dedi. Hayır. Öylesi bozulmaz dedi. Devam et. Bakın bir kadındaki o hafsalaya bakın. Şimdi bu hükmü okudum orada ama devam ediyorum. İki madde altında. Diyor ki, uyuyan bir oruçlu, uyumuşsun. Bir şey yer içerse, söyleyin Allah aşkına, orucu bozulur mu? Fakültede bir derste talebeye sordum, bozulur mu dedim. Daha bozulmaz hocam dediler. Daha mazur adam uyuyor yahu dediler. Ama dedim, İmam Ebu Yusuf'a göre, İmam-ı Muhammed'e göre, bir kavli göre, İmam-ı Azam'a göre bozulur dedim. O zaman gülerek, öyleyse bozulur hocam dediler. Şimdi bakın, imam tahakkümünü ve sultasını ne dereceye kadar gittiğini biliyor musunuz? Allah için görüyorsunuz. Şimdi dikkat buyurun. Koskoca İstanbul müftüsü bu zat. Senelerdir.
Allame'dir. İslam Hanefi fıkıh üzerinde yazdığı o mücellet 8 cilt şeyi yazacak adam yok bir daha. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bastırdı o kitabı, Istilahat-ı Fıkhiye Kamusunu önce. İlk nüshaları bende vardır baskıları, abimden kalma. Şimdi bu zat hiçbir not eklemiyor, bunu yazıyor. Arkadaşlar ya, bu benim kafamı attırdı. Böyle saçma şey olur mu ya dedim, İslam'da. Hani herkes mantığıyla hareket edecek, gayrimesul bir adamı sen nasıl orucunu bozdurursun? Nasıl olsa sen gideceksin ya dedim ilahiyata, o zaman bunlarla uğraş dedim, kendi kendime bıraktım kitabı. Ama bu kitap hala basılıyor, hala o hüküm var. Şimdi gel zaman, git zaman, Diyanet'te bizim bir talebemiz, kulakları çınlasın, Mehmet Kervancı yayın dairesi başkanı olmuş. Bana geldi, hocam ne olur dedi, bir makale. Ben de Diyanetimizin, sevgili kardeşlerimizin zihniyetini bildiğim için benim yazdığım makaleyi yayınlamazlar dedim. Biraz gücendi, ben müdürüm dedi, orayı, yayın dairesi müdürüm. Peki dedim, seni kırmam. Zaten kendi kendime bir vaat etmiştim dedim, bu meseleyi ince onu yazayım dedim. Epey bir uğraştım, bütün delilleriyle o şeyi yazdım. Çok kısadır ha, korkmayın ismi. İslami mükellefiyet anlayışı ve buna aykırı bir Hanefi Maliki kıyası. Bu kadar kısa ismi makalenin. Bunlar yayınlandı. Boş zamanı olanlar lütfen bir okusunlar. Bizim fıkıh camiamızdaki buzlanmanın nerelerden kaynaklandığını bir misali olarak onu görebilirsiniz. Şimdi gel zaman git zaman Diyanet'te fakültenin temsilcisi olarak Din İşleri Yüksek Kurulu'nda üyeyim. Orada bir arkadaş Ramazan bir risale yazmış. Risalede diyor ki uyuyanın orucunu bozdurduğu gibi kerhen diyor duman yutanın da orucu bozulur diyor. Dur dedim hocaya bir takılayım biraz. Benim eski talebem yaşlı ama hoca dedim bundan sonra büyük şehirlerde hele Ankara'da bir de Cinnat Caddesi'nin geçen otobüsün arkasından bir geçersen dedim ne oruç kalır ne bir şey dedim. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Bakın kalktı, ellerini böyle koydu. Allah selamet versin, hala hayattadır. Hocam dedi, ne yapayım dedi. Büyük adamlar böyle söylemişler dedi bana. İşte bu laf, bakın bizim cumut dedikleri, yani buzlanmak, beynimizin buzlanmasının sebebini o açıklıyor. Büyük adamlar böyle yazmışlar. Yahu büyük adam yazdıysa hepsi yazdığı hepsi doğru mu Allah aşkına ya? Ne büyük adamlar var, neler yazmışlar. Şimdi bu çerçevede mütalaa ediyorken bakın İmam-ı Buhari'nin bu cami-i sahihini eksik bulan alimlerimiz çıktı daha sonraki asırlarda. Dediler ki sen bu sahih pek çok daha hadis var bunları almamışsın şeyine kitabına. Biz tamamlayalım onu dediler. Bunların en büyük misali kimdir? Hakim-i Neysaburi'dir. 403 tarihinde vefat etmiş olan Allame bir muhaddis. Pek çok kitabı var. Şimdi bunun kitabının adı ne? El-Müstetrek. Ala-Sahihayn. İki sahihe tamamlayıcı kitap manasında. Onların eksik bıraktıkları sahih hadisleri kaydediyor kendisi. Aman Allah'ım. İlim tarihi bakımından büyük bir kaynaktır, doğrudur. Ama sıhhat açısından katiyetle böyle değildir. Diyor ki her hadis kaydettikten sonra bunlar diyor bu hadis diyor mesela Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun olduğu halde onlar kitaplarını almamışlardır diyor. Ben burada yazıyorum diyor. Ama el elden üstün. Kendisinden
Bir üç asır sonra gelen bir allame var. Hafız Zehebi. Bu da Türkmanidir, Türktür. Harikulade bir zat. İmamını İbn Teymiye'nin talebelerinden. 748'dir değil mi alim şey vefatı? Ha. Şimdi bunu bu müstetreke şey yazmış. Tenkitler yazmış altından. Bu kitap dört cilt halin, dört büyük cilttir böyle. Hindistan'da basıldı önce. Şimdi yeni baskıları var mı bilmiyorum. Bende o baskılar var. Onların altında yazıyor. Şimdi onların altında tenkit olarak neler söylüyor bir görseniz. Ha. Bir tanesini söylesem. Hakime diyor ki, sen Allah'tan korkmadın mı diyor. Ey cahil diyor, bunun sahih nedir? Neresi sahih bu hadisin diyor. Allah'tan kork be adam diyor. Ha. Şimdi bunu ben böyle bir vakayı nereden öğrendim? Utanarak söylüyorum. Ignaz Goldsier denen bir müsteşrik var, ondan öğrendim. Ha. O kaydetmiş bunları. Ha. Kim bu adam? Goldsier dediğimiz bir Macar Yahudisidir. Hala da derler Gart dünyasının imamlarından birisidir derler. 1890'da Muhammed Ani Şeyh'ti diyen doğru okuyor muyum Ali Hocam? Kitabının iki cilt haline yayınladı, başladı. Birinci cildinde Arap kabileciliği, Acem, İran, Mücadele, şudur bu onlardan bahseder. İkinci cilde hadisi tahsis edilmiştir. Bu hadise tahsis edilen kısmını Fransızca'ya tercüme etmişler. 1952 baskısı Paris'te. Hocam rahmetli Tayyip Hocam bu kitabı okumalısın dedi bana. Getirttirdim kitabı. Sadece ben okumayayım dedim. Arkadaşlar da okusun diye tercüme etmeye başladım. Kitabı belki bir iki sene içinde tercüme ettim. 62'lerde mi ne? Hatta fakülteye verdim basılsın diye. Sonra 15 gün sonra geri aldım kitabı. Niye? Bu adamın daha önce yazdığı kitaplara atıfları var oralarda. Daha önce yazdığı kitapların önce basılması lazım. Onlardan birisi Zahiriler isimli kitabıdır. Çok değerlidir. Bakın bu ayarda bir kitap daha basılmış, yayınlanmış değildir benim bile bildiğim kadarıyla. Zahiriler hakkında. Adam bunu 1870'lerde basıyor, 74 mi nedir Zahiriler basıyor da bizim o zamanki Diyanet İşleri Başkanımız Ordüner Yüz Profesör haberi yok daha böyle bir kitapta. Babama zahiricilik yapıyor diye şikayet etmişler Diyanet'e. Çünkü babam aynı zamanda İbn Hazm'ı da okuyor, İbn Teymiye'yi de okuyor, İbnül Kayyim'i de okuyor ve Burdur'da ufkumuzu genişletecek bir takım çözüm yolları getiriyor. Ve itham hazır bizim medrese kafamızda zahirici bu adam. Hanefilikten ayrılmış. Peki de babamın hiç ben zahiriciyim dediği yok. Bütün iddiası kitap ve sünnete dayalı bir İslamiyet vücudu getirmek. Ha. Onu yapıyorken ne yapmış bu? İslamiyet'i tahrif mi etmiş? Hayır. Mesela Hanefi fıkhında ayağı mes edebilmek için çorabın şöyle ayakta duracak neredeyse. Ha. Çorabı mes edemezsiniz. Ha. O tarife göre. Ama babam demiş çoraba mes edebilirsiniz. Bu sayede memur tabakası camiye gitmeye başlamış. Ha. Bizim fıkıh kitabımızda 20 rekat teravihi farz gibi yazmışlar. 20'den eksik kılamazsın. Yok demiş böyle bir şey. Bütün hadisleri tetkik ediyor babam. Hazreti Ayşe validemizin Sahih-i Buhari'deki şeyi naklediyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 13 rekattan fazla kılmamış. Ne Ramazan dışında ne Ramazan içinde. Yok böyle bir 20 rekat şey.
Yahu senin vaktin müsaitse istersen 500 rekat kıl. Sana engel olan yok ama sen bunu farz diye millete şey yapamazsın, empoze edemezsin. Namazda esas olan huşu ile ibadet edebilmektir. Biz çocukluğumuzdan beri 20 rekat lan şey yapardık, kılardık. Hatta Allah rahmet eylesin Ulu Cami'nin imamı Hamid Hafız hatimle namaz kıldırırdı. Her rekatta bir sayfa Kur'an okuyor. Herkes belini büker, şey yapar, şu eder, bu eder. Ve ben dikkat ettim. Çocuk şeysi hani o sıralarda açıktır ya, hafıza. İki tane müezzin vardı. Müezzinler bakıyorum Allah-u Ekber diyerek katılmıyorlar namaza. Ne zaman rükû edeceği zamanı biliyorlar, hafız onlar ha. O zaman Allah-u Ekber diye başlıyorlar ha. Yorulmuş düşmüş adam, yahu yerine bir kılık kılık kılık. Ya şunu bir normal insan ruhiyatına uygun bir şekle soksanız arkadaşlar ya. Şimdi babam bu şeyi şartı kaldırıp da istediğiniz kadar kılabilirsiniz demek suretiyle ne yapmış oluyor? Hanefi fıkhına aykırı hükümde bulunmuş oluyor. Şikayet etmiş Diyanet'e. Ama işin acınacak tarafı hocalar bakın şudur. Şerefettin Efendi babama mektup yazıyor. Sen diyor doğduğu ile battığı bir olmuş bir mezhebe salik olmak senin neyine gibi mealinde bir sual soruyor. Dedim şimdiki kafamla. Yahu adam zahiriye mezhebini bilmiyor daha. Zahiriye mezhebi 280'lerde vefat etmiş olan bir alimin kurduğu mezhep ise İbn Hazm 456'larda vefat eden Endülüs alim Zahirilerin en büyük imamlarından kaç asır sonra. Hatta dedim senin arkadaşın Hüseyin Kazım Kadri vardır mesela. Şeyh Muhsin-i Fani müstaha ismi. Şeyh Muhsin-i Fani Ez-Zahiri diye imza atıyor hocam. Haberi yok. Nerede kaldı ki şeyin Goldsier'in o Zahiriler kitabından haber olsun bizim ordinaris profesörümüz. Yok, cehalet hakim her tarafta. Her neyse, onlar büyük hizmet ettiler gene kendi devirlerinin şartları içinde. Allah kusurlarından muhakkak onları kurtarır. Müspet hizmetlerini de değerlendirir, hiç şüphemiz yok. Ama biz kendimize bakalım. Şimdi, söylediğim hüküm neydi? Biz hala Hanefi fıkhının yazdığı şeyi kitaplarımızda yazmakta devam ediyoruz. Peki ediyorsun da adam onu okuyan mantıki düşünen bir adam senin o yazdığını kabul eder mi Allah aşkına? Bugün Hanefi fıkhının imamlığına soyunmuş bir takım adamlar var Türkiye'de. Onlardan birisi Işıkçılar'ın başkanıydı. Hüseyin Hilmi Işık. Allah kusurunu taksiratını affetsin. Babama bir hücum etmiş, kendi kitabını Saadet Ebediye, 85 defa basılmış o zaman, şimdiki mil kaç defa basıldı. Bir cevap yazma ihtiyacı duydum da yazdım, bir boş zamanınızda okuyun bu adamın değeri nedir? Kendisini Allame-i Cihan sayıyor, Hanefi mezhebinin takipçisi sayıyor, yazdığı hükümleri Allah korusun tatbik etmektendim. Suların ahkamından bahseder, Kazurat'ta yaşayan kurtlar, bağırsak solucanları şudur bu, hepsi tahir temizmiş. Allah'tan kork be adam ya. Hatta bu adam kimya okumuş, eczacılık okumuş, asker kendisi. Binbaşıyken 60 ihtilalinden sonra bunu emeklettiler. Birkaç lisan biliyor, Arapça, Farsça biliyor hani. Ya insan Allah korkuyor. Senin kimyan böyle mi diyor ya? Kazurat'ta yaşayan kurtlar temiz olur mu Allah aşkına? Bir eczacı bunu söyler mi? Ama söylüyor. Niye? Niye söylüyor? Kitapta var çünkü. Kitapta var, tenkit yok işi. İşte bu tenkit noksanlığı bizi mahvetmiştir. Siz ilim adamlığı olacaksınız, ilim kadını olacaksınız. Allah rızası için bu doğruyu, eğriyi fark edip de kim söylemiş olursa söylesin, yanlışını açıkça beyan edin, yazın. Hiç korkmayın kimseden. Çünkü hiçbir kimse hatadan münezzeh değildir.
Ama bizim alimlerimiz, benim kanaatim o, hepsi doğru yazıyoruz diye yazmışlar. Doğru yazıyorsunuz diye yazmışlar da senin hanımını ne yapmış o zaman? Hakimi Tirmizi'nin Nevadir-ül Usulü'nü şimdi basıyorlar hala. Tercümesini de yapıyorlar. Bir yerinde okudum. O kız arkadaşlarının teşvikiyle başladığım kadın tetkikleri sırasında orada bir hüküm okudum. La tuallimun nisa'el kitabete ve la tuskinuhunnel gurefe. Kadınlara yazı yazmayı öğretmeyin diyor. Hadis yazıyor kitabında. Hadis olarak yazıyor. Yazı yazmayı öğretmeyin ki. Onları sokaklara bakan pencerelerde de oturtmayın diyor. Hani Hazreti Ayşe yazılı olarak mektuplar gönderdiydi. Ne oldu arkadaş? Yahu Hakimi Tirmizi, sen okumadın mı bunları? Okumamışsın. Ama onun kitabını okuyan adam onu söylüyor aynen. Böyle söylüyor. Kadınlara okutmayacaksın. Kadınlara bir şey danışmayacaksın. La tuşavirihunne, şavirihunne ve halifihunne. Hadis diye yazmışlar bunu. Kim yazıyor ha? Yahu insanın hafızası almıyor ha arkadaşlar ya. Siyasetnamesi var meşhur şeyin, Selçuklu veziri Nizamül Mülk'ün siyasetnamesi orada yazılı. Ki bu Nizamül Mülk İmam-ı Gazali'nin arkadaşı, İmam-ı Cüveyni'nin arkadaşı. Bu kadar allame adamlar var ama bu kitabı hala yayınlanıyor. Arkadaş böyle söylüyor. Kadınlarla danışacaksın. Ne söylerse aksini yapacakmışsın. Allah'tan korkun ya. Kaç tane hanımının sözünü tutmuş peygamberin nesliyiz ya biz. Ben bile biliyorum bunları. E sen bunları bilmiyorsan bu sözü nasıl yazarsın arkadaş ya? Onun için hani ben bir nükte yapayım dedim. Bir Ali Paşa var. Onu sormuşlar. Senin Sovyet siyasetin nedir paşam demişler. Moskovlarla. Ben demiş onlarla görüşürüm. Ne söylerlerse aksini yaparım demiş ya. Bizim İslam hanımı da sanki değil mi? Kimin tekabül ediyor, kime tekabül ediyor? Allah korusun. He. Şimdi bu şeyleri tenkit etmeye başladığınız zaman size ilk defa muhalefet eden kim oluyor? Bu mezhep salikleri oluyor. Ha. Sizi gidi mezhepsizler. Ha. Bizlerin ünvanı o şimdi. Sizi gidi mezhepsizler. Halbuki adama diyorsun, yahu arkadaş mezhep ne zaman çıkmış? Babam da yazdı bunu kitabında. Mezhepler 1. asırdan sonra çıktı. İyi, ilk büyük mezhep imamımız diyelim İmam-ı Azam kaçta doğdu? 80'de doğdu Hicri. 150'de vefat etti. Hadi diyelim ki 20 yaşından sonra dini meseleler üzerinde konuşmaya başlamış olsun değil mi? 2. asrın başlarıdır. En eski imamımız 2. asrın başlarında daha. İmam Şafii 150'de onun doğduğu vefat ettiği sene doğar, 150'de 204'te vefat eder. Keza İmam Malik 179'da vefat eder. Ahmed İbni Hanbel 241'de vefat eder. E peki ilk asırdaki bütün o sahabelerin, tabiilerin mezhebi neydi arkadaş? Söyleyin. Var mıydı bir mezhepleri? Hepsi mezhepsizdi. Bunu kadar, bunu bile düşünemeyecek derecede mezhep taassubuna dalmış kimseleri ıslah edebilmek çok zordur. Çok zordur. Görüyorsunuz adam kitabında neler yazıyor. Neyse benim şahsiyetle falan alakam yok arkadaşlar. Hala da vallahi lazım bakın imkanım nispetinde aşağı inip kitaplarımı okuyorum, şeyler yapıyorum. Şimdi bu Goldstein denen adamdan bahsettik ya. Şimdi bundan ben çok şeyler öğrendim. Bizim usulü hadis kitaplarımızda olmayan şeyleri o yazdı kitabında. Mesela nedir yazdığı şey?
Bir defa diyor, bir kitaptaki isim ne kadar sahih olursa olsun, bir hadisin bulunması her alim tarafından sahih diye kabul edilmiş değildir diyor. İslam alimlerinin böyle bir üstünlüğü var bize nispeten diyor, Batı dünyasına göre. Onlar yanlış bulduklarını söylemişlerdir, tenkit etmişlerdir diyor. Bakın hakkı teslim etmiş yine adam. Bir misal veriyor, ben bu misali bizim usul hadis kitaplarında hiç görmedim. Mesela hadisle sünnet aynı şey değildir diyor. Bizim bazı kitaplarımız aynı şey derler. Aynı şey değildir diyor. Bir tek misal veriyor. Tirmizi'deydi galiba. Fi hazel hadis hamsu sünnenin diyor. Bu hadiste 5 sünnet vardır diyor ibarene. Ya bir tek hadiste 5 sünnet var ha. Bu ne demek? Ben böyle bir misali gösteren, yazan hiçbir alim görmedim. Usul hadisçi. Ahmet Naim merhum da dahil. Bir tek şey var. Sufi Es-Sali. O usul hadis kitabında bu misali vermiş ama nereden aldığını söylemiyor. Gosser'in kitabından aldı. Çünkü kendisi Sorbonne'da doktora yaptı. Fransızcası sağlamdı. Allah rahmet eylesin. Görüştüm kendisiyle. Onun dışında yoktur hiçbir şey. Mesela sahih diye kabul edilen kitaplarda mevcut bir şeyi, rivayeti İmam-ı Ahmet kitabından attırmıştır diyor. Gerçekten de bakın itiraf ederim, ben 6 ciltlik bir müsned nüshası var bende, baştan sona okuyabilmiş değilim ama bu adam okumuş. Bu Gosser müsnedi baştan sona okumuş. Oradan bir misal veriyor bize. Diyor ki aynı Arapçasıyla beraber yazıyor. Müsned'i biliyorsunuz Ahmed İbni Hanbel'in oğlu kitap halinde derlemiş toplamıştır. Oğlu Abdullah diyor ki Kale Ebi Maradı Mevti, ölüm döşeğinde bana babam dedi ki bu hadisi buradan at demiş. İdrib ala hazel hadis diyor. Çünkü bu öteki sahih hadislere uygun değildir diyor. Onlara aykırıdır diyor. Şimdi uygun dediği hadisler de neyden bahsediyor? Başınıza zalim imamlar gelirse onlara karşı çıkmayın. Siz gene onların arkasında namaz kılmaya devam edin tavsiyesini yapılan hadisi. Bunları aykırı bulmuş o hadisi. Onun için at diyor bunu şeyde. Şimdi tetkik ettim. Bu at dediği müsnetteki bu hadis hem Buhari'de hem Müslim'de hem isnaden hem metnen aynen var. Bu benim bu makalede onların yerlerini hepsini gösterdim. Lütfen ilgilenenler baksın. Bu ne demek arkadaş? İmam-ı Buhari Ahmed İbni Hanbel'in talebesi. Müslim keza öyledir. Onların saydığı bir hadisi at diyor İmam-ı Ahmed'de. Buna benzer çok misalleri var. Bunun dışında mesele hangi problemin çözümüne geliyor? Ha diyoruz. Bu sahihlik damgası, hükmü isnada göre verilmiş bir hükümdür. İsnat. İsnatta eğer tenkit götüren bir taraf yoksa onu sahih kabul etmişler. Ama bu isnattaki bu ricali %100 bilen bir insanoğlu var mı dünyada? Yok. Ben Buhari'nin, Ebu Hatim Razi'nin El Cerh ve Tal'ini baştan sona hepsini taradım. Orada binlerce kimsenin hiçbir hakkında hüküm yoktur. Bilmezler. Ravidir bunlar. Onun için bir hadisin sağlam, güvenilir olduğunun mihengi nedir? Kur'an'ı zihniyete uygun olmasıdır. İslam prensiplerine uygun olmasıdır. Siz bugün bu prensiplere dayanarak bir hüküm vermeye kalktığınız an size ne diyorlar? Ha, sen kim oluyorsun ya? Buhari'deki bir hadisi reddediyorsun.
Aynen öyledir iş. Hani benim profesörlük takdim tezim vardı. Hilafetin Kureyşliği meselesi kafamı hep meşgul ediyordu. Ne zamandır o sorularda. Bunda diyor ki İslam ümmetinin başında olan adam Kureyş kabilesinden olacak arkadaş. Bunun lamıcım yok. Türk olamaz mı? Olamaz. Acem olamaz mı? Olamaz. Emevi olamaz mı? Olamaz. Kureyş'ten şeye göre Emevi olamaz. Şia'ya göre. He. Ama kabilesi Kureyş olacak. Hani İslam ve onun tebliğcisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veda haccında Arap'ın Arap olmayana rüçhaniyet yoktur. İlla şudur demiştir. Var mı öyle bir şey hüküm? Yok. Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra biz de okuduk. Kudretimiz nispetinde. Hiçbir yerinde peygamberin kabilesinin şeyinden Arap olduğundan bahsetmez. Sen Arapsın demez Kur'an-ı Kerim. Aşiretekel akrabin der mesela. Senin aşiretin. Veyahut kavmin der. Geçiştirir öyle. Arap olduğundan bahseden bir tek ayet yok. Var mı hocam? Hafızlar var içimizde. Ama biz daha sonra ne yaptık? Araplığı müstakil, sabit değer olarak kaydettik. Şimdi bu benim kafamı meşgul etti. Niye Kureyş'ten olacakmış ya? Daha ehliyetli Müslüman çıkarsa niye o başkan olmasın? Kur'an'a aykırı mı bu? Hayır. Kur'an'ın istediği nedir prensip olarak? Bakın. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرْكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا diyor. Ehliyeti arıyor Kur'an-ı Kerim. Bir işin başında olan. Ehliyet benim ehil olabilmem için. Kureyş'te olmam şart mı Allah aşkına ya? Beni Allah Türk yaratmış. Ha? Ben Arap olamam. Allah yaratmış beni. Ben istemedim. Ne, hangi kavimden olsun diye bana soran olmadı. Hangi ülkede doğmak istiyorsun diye soran olmadı. Annen baban kim olsun diye soran olmadı bana. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bana kaderim olarak yazdığı hükümler. Ben onlara amenna diyorum. Bugün sorsan keşke Amerika'da doğsaydım diyor çocuk. Türkiye'de doğmuş çok şikayetçi mesela. Peki şimdi bunu ben bir tetkik edeyim dedim. Hakikaten gördüm ki bizim anlı şanlı kelam alimlerimiz başta olmak üzere, mezhep alimlerimiz başta olmak üzere yanlış bir hükmün peşinden gitmişler ve bize kitaplarını öyle yazmışlar. Yanlış anlatıyorlar halife seçimini. Peki de sen bu aciz halinle bu allamelere nasıl karşı çıkabildin? Hepimizin kaynağı var, kaynaklarını gösteriyorum. Bizzat Hazreti Ömer ilk halifenin nasıl seçildiğini anlatıyor kendisi. Bu bizim ilk kaynaklarımızda var bu rivayet. Abdurrezzak'ın Musannef'inde var. Buhari'de var. İbni Hişam'da var. Şurada var, burada var. Burada anlatıyor ki işte sizin bildiğiniz şey. İşte Sakife'de Beni Saide'de bakmışlar. Ensar kendisinden halife seçiyor. Haber almış Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir koşup gidiyorlar. Ha. Tamam hepsinin siz de halife olabilirsiniz. Sizin de değeriniz sabit. İslam şudur budur. Ama siyaseten bugünün şartları icabı Kureyşli bir halife seçersek Arap coğrafyası ona daha çok tabi olur, onu kabul eder diyorlar. Sosyopolitik açıdan son derece doğru bir hükümdür. O devirde. Ben bir gün talebeye anlatıyorken belki hatırlarlar. Ya dedim bizim cumhurbaşkanlarının hep asker kökenli olması diye bir kanunu ve hüküm var mı? Yok dediler hocam. Niye hep öyle oluyor şimdiye kadar dedim. O zaman öyleydi. Çünkü bizim asker Arapların Kureyşi de ondan dedim ha. Öyleydi o zaman. Başkasından seçtirmezlerdi. Bu sosyopolitik bir şey şarttır bu. Ama şimdi devrimizde öyle bir şart kaldı mı? Yok öyle bir şey. Peki de bu
Bu hüküm emin olun bizim bütün hadis kitaplarımızda tahrif edilerek peygamberimize mal edilmiştir. Bugün Müslim'de de Buhari'de de bütün hadis kitaplarımızda diyor ki La yezalu hazel emru fi Kureyş ma bakiye fin nâsi itnâni. Dünyanın sonuna kadar, ahirete kadar iki kişi bile kalsa hilafet Kureyş'te olacaktır diyor. Şimdi birisini, şimdi bana çok şeymiş, geldi de ona söylemiştim, sormuştum, bu itiraz etti çünkü. Arkadaş burada ne diyor? Kıyamete kadar halifeler Kureyş'ten olacak diyor. Şimdi Kureyşli bir halife var mı dedim. Var mı dedim. Yok dedi. O zaman peygamberimiz yalanını söylemiş dedi mi? Haşa haşa 60'ta tutturamamış mı dedi mi? Resulullah asla böyle bir şey yapmaz dedi mi? Benim inandığım peygamber böyle bir şey söylemez dedim. Bunlar siyasilerimizin, o devri siyaset adamlarımızın Kureyşlilikten halifeliği atıp atmamak için daima kendilerinden halife olmasını sağlamak için çıkardıkları rivayetlerdir dedim. Ama bu rivayet ister Müslim'de yazsın, ister Buhari'de yazsın. Benim için hiçbir tarihi değerinden başka hiçbir gerçeklik değeri yoktur. Ben ayağı çukurda bir adamım. Ben hesap vereceğim ahirette. Hala da o kanaatteyim. İnşallah o seviyeye çıkan ilim adamlarımız Türkiye'de bu işleri hallederler de İslam dünyası da bu boğuşmalardan kendisini kurtarabilir. Hala İslam dünyasını birbirini öldürmekle meşgul. Hala İslam dünyası gavur dedikleri adamların silahlarıyla Müslümanları katletmektedir. Bu bir Müslümanın hazmedebileceği bir durum değildir. Nelere düşmüşüz, ne hallere gelmişiz? Adam hala İstanbul'un fethedildiğine inanmıyor arkadaşları. Kafirlerin elinde İstanbul diyor. Bunu Diyaşi küsü busu söylüyor da senin sünni alimin söylemiyor mu? Reşit Rıza'nın yazdığı tefsir var. O tefsirin gösterdiğim şeyi sayfasını açın okuyun. Kale şeyhu şuyuhinel allame en neşhebe. Neşhebe isimli alimler alimi, şeyhler şeyhi bir hocası varmış. O demiş ki daha İstanbul fetholmadı. Lemma fetehal arabu min eşkıya-i Türk. Ne zaman Araplar eşkıya Türklerden İstanbul'u alırlarsa Peygamber Efendimiz'in müjdelediği fetih o zaman gerçekleşecekmiş hala. Cumhurbaşkanımız da anlattım bir vesile 200 sene evvel. Daha dedim günümüzde yayınlanmış bir kitapta Suudi Arabistan'da Eşratu Sa'a isimli bir kitapta gördüm dedim. Bunları kabul etti gibi el-en diyor halen İstanbul tahta eydil küfar diyor. Suudi Arabistan'da Ümmül Kura Üniversitesi'nde yapılmış bir tezdir bu arkadaşlar. Sayın Reis Cumhur'um dedim, siz zannediyorum o tarihte İstanbul Belediye Reisi'ydiniz dedim. Halimiz bu kadar feci. Gülecek kadar feciyiz yani. Bu halimize gülecek kadar feciyiz. Ne zaman kurtulabileceğiz bunları? Ne zaman? Bu ulema diye kendisini satan adamların kültürlerini düzeltme seviyesine ulaşmadan bu hallerden kurtulmamız mümkün değildir hocam. Aman gözünü seveyim, çok çalışın, çok okuyun ama mantıki okuyun. Kur'an'ın getirdiği o espri içinde değerlendirmeye çalışalım hadiseleri. Hiç şüphem yok. Her alim muhakkak hizmet etmek istedi. Ama her alim de bir raddeye kadar doğruyu söyleyebilir. Yanlışı da olur, hatası da olur. O hataları düzeltmek de bizlerin vazifesi olmadır. Bundan büyük bir şeref ben bilmiyorum.
Allah muvaffak eder hepinizi inşallah diyeyim. Bana da müsaade edin, fazla konuşma imkanı bulamayacağım. Çünkü 3-5 sene oldu, yok ya 11'de oldum değil mi? 6 sene mi geçmiş hocam, bir bypass geçirdim. Bana katli dedi, bir saatten fazla konuşmayacaksın dedi. Doktor. İnşallah çalışıyorum hala, emin olun. Bir şeyler daha bırakarak gidersek belki Cenab-ı Peygamber Efendimiz bir yanına çağırabilir belki diye ümit ediyorum. Ha. Peki, hürmetlerimi kabul, evet. Buyurun.